Merhaba herkese, mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Takvimler 14 Eylül 2024'ü gösteriyor. Bugün günlerden cumartesi. Habertürk ana haberdesiniz. Önümüzde 2 saatlik bir süre var. Dopdolu bir süre boyunca Türkiye ve dünya gündemindeki tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ama her zaman olduğu gibi gelin öncelikle bugün hangi başlıklar, hangi konular öne çıkmış ve hızlıca bakalım. Tabii günlerdir konuşuyoruz ve narin dediğimizde yüreğimiz sızlıyor. O cinayet soruşturmasında neler yaşanır hepsini tek tek aktaracağız. Tutuklananların sayısı 11'e yükseldi ve soruşturma kapsamında ilk tutuklanan amca Salim Güran da yeniden ifade verdi. Peki neler söyledi? Birazdan tüm detayları da ekranlarınıza getireceğiz sevgili izleyiciler ve Tekirdağ'a gideceğiz. Tekirdağ'da da yine yüreğimizi yakan bir diğer olay var. Cinsel istismar ve şiddet mağduru 2 yaşındaki bebeğin tedavisi devam ediyor. Peki sağlık durumu nasıl ve soruşturma kapsamında yeni gelişmeler var mı? Onları da birazdan öğrenip hemen sizlere aktaracağız. Ve günün bir diğer önemli başlığı diyeceğiz sevgili izleyiciler. Bildiğiniz gibi Türk ve ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vahşice katledilmişti. Eygi'nin uçakla Türkiye'ye getirildi cenazesi ve Aydın'ın Didim ilçesinde gözyaşları içinde bugün toprağa verildi ve tören sonrasında da CHP lideri Özel ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş arasında bir gerginlik yaşandı. Neler yaşandı? O anlara da ana haber içinde bakacağız sevgili izleyiciler ama ilk önce hemen bir Diyarbakır'a gidelim çünkü narin cinayeti soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Az evvel açılışta da aktardım. Tutuklananların sayısı bugün itibariyle 11'e yükseldi ve soruşturma kapsamında ilk tutuklanan amca Salim Güran da yeniden ifade verdi. Peki neler söyledi? Tüm detayları günlerdir olduğu gibi gelişmeleri takip eden Veysi İpek paylaşacak. Veysi, neler aktaracaksın? Bugün öne çıkan gelişmeler nelerdi cinayet soruşturmasında? Salim Güran'la isterseniz başlayalım. 22 şüpheli adliyeye çıkarılmıştı. Onların ifadeleri alınmıştı ve narin Güran'ı suçlayan ifadeler de vardı. Bunlar kendisine soruldu. Öncelikle 15-15'te son olarak okulun güvenlik kamerasına yansımıştı narin Güran. Ancak kuzenlerinden bazıları 17-45 olarak ifade vermişti. İşte muhtar, o dönem muhtar olan ve geçtiğimiz günlerde Bağlar Kaymakamlığı tarafından görevden alınan Salim Güran'ın telkinleriyle bunu söylediklerini anlattılar. Bu noktada daha sonra ifade değiştirmek istediklerinde ise Salim Güran'ın kendilerine sizin üzerinize suçlayıcı bakarlar. Bu noktada da ifadenizi değiştirmeyin diye söylediler. Tabii kuzenleri de bu noktada gerçek yüzünü gördük söyleyemedik ifadelerini belirtmişti. İşte bu noktada savcının ilk sorduğu sorulardan biriydi. İkincisi de bir aplikasyon yüklemişti, bir uygulama yüklemişti cep telefonuna. Narin kaybolmadan 15 gün önce ses kaydedici bir aplikasyon yüklemişti. İşte bu noktada da Ramazan Ağa'yla görüşmeleri tespit edilmişti. Bu sorular da kendisine soruldu. Peki, son olarak peki. Annenin diş peki. izleri alındı bugün. Veysi, alacağız senden gelişmeleri, almaya devam edeceğiz. Evet, Mevlid-i Nebi haftasının açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında ekranlara getirdik. Tabii narin cinayetine ilişkin vereceği mesajlar da bekleniyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Erdoğan toplumda bir kutuplaşma ve kamplaşma tehlikesi olduğunu söyledi ve bu konuya dikkat çekti ve birilerinin kutuplaşma derdine düştüğünü söyledi ve narin cinayet konusunda da gereken her türlü adımın atıldığını ve bundan sonra da atılmaya devam edeceğinin mesajını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi buradan ana haberde rotamızı gelin bir Tekirdağ'a döndürelim. Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddet mağduru 2 yaşındaki Sıla bebeğin tedavisi de devam ediyor. Peki o tedavide son durum ne? Soruşturma ne halde? Ali Antok, Tekirdağ'da son notlar, son bilgiler. Kendisine bakalım bugüne yansıyan notlarında neler var Ali Hanım? Söz sende. Evet, Evren Aydın, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç dakika önce yaptığı konuşmasında aslında Tekirdağ'da değindi. Çünkü burada da bir facia yaşandı. Küçücük bir çocuk, 2 yaşındaki bir bebekten bahsediyoruz. Burada cinsel istismar ve aynı zamanda darp sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Günlerdir yaşam mücadelesi veriyor ve şu anda da entübe halde hala yaşama tutunmaya çalışıyor. Şimdi bulunduğumuz bu mahallede yaşıyordu o bebek. Sıla bebekten bahsediyorum. Annesi ve ablasıyla gördüğünüz bu Cami Atik Mahallesi'nde Tekirdağ Malkara'da bu 5 katlı binanın en üst katında yaşıyordu. Ve annesi onu sık sık komşusuna bırakıyordu. Komşusuna daha önceden 2 Ağustos tarihinde de bırakmıştı. İşte o tarihte de aslında komşusundan
çocuğu aldığında, bebeği aldığında morluklar olduğunu, darp izleri olduğunu fark etmiş ve aslında komşuları da onlara ya işte TV ünitesinden düştü, elimizden düştü diyerek bu şekilde geçiştiriyorlardı ve anne de o bebeği alıp 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocuğunun düştüğünü söyledi. Daha sonra tedavi olduktan sonra çocuk 5 Eylül'de tekrar annesi tarafından hemen arkamda bulunan, bakın evin hemen karşısında bulunan bu komşuya bıraktı. Birinci katta. Bu ev boş zaten. Şu anda bu evlerin hepsi tamamen boş. Çünkü soruşturma kapsamında, şimdi bu evde aslında biz mahalleliyle konuşuyoruz, muhtarla konuşuyoruz. Bu evde yaşayanlar da çok sağlıklı bir ortam yok bu evde de. İki çocuk var. Evin annesi onları terk etmiş. İki çocuk babasıyla beraber yaşıyor. Babaları da onlara aslında hem annesine de şiddet uyguladığı biliniyor, söyleniyor. Onları bırakıp evde tek başına bırakıyor. İşte Sıla Bebek o iki çocuğa, 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğa emanet ediliyor annesi tarafından sıklıkla. Ve dolayısıyla da böyle bir ortam var burada. Daha sonra 5 Eylül akşamı anne Sıla Bebeği buradan aldığında çocuğunda yine çok fazla morluklar olduğunu fark ediyor. Ve aslında işte bu kısım çok önemli, çok acı. Çocuğun bezinde kan izine rastlayınca tekrar Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüyor ama 3 gün boyunca bekliyor. Bu delilleri de aslında ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla anne de tutuklu bu durumda. Şimdi olayla ilgili 5 tutuklu var. Annem, bu evde yaşayan 2 çocuk, 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuk, onların babaları ve aynı zamanda Sıla Bebeğin üvey babası da toplamda 5 kişi bu olayla ilgili tutuklu durumda ve soruşturma devam ediyor. Neden? Çünkü Sıla Bebeğin üzerinde diş izlerine de rastlandı. Şimdi adli tıp raporu oluşturuluyor. Sıla Bebeğin üzerinde diş izleri rastlandı. DNA örnekleri alınacak. O soruşturma da devam edilecek. O diş izleri kime ait? Çünkü bizler mahalleliyle de konuşuyoruz. Aslında soruşturma çok geniş kapsamlı yürütülüyor burada. Mesela olayın ardından hemen ertesi gece burada annenin ablaları ya da üvey babasının, yani Sıla Bebeğin üvey babasının, annenin sevgilisinin ablaları da olduğu iddia edilen 2 kişi anneyi darp etmişler bu evde. Bu mahallede darp etmişler, dövmüşler. Yani annenin bu olayların farkında olduğunu ancak gizlediğini düşünerek, iddia ederek bu şekilde anneyi darp etmişler. Dolayısıyla olay çok daha vahim. Anne de tutuklu, aynı zamanda 2 çocuk da tutuklu. İtiraf konusuna gelecek olursak, bu cinsel istismar olayı nasıl ortaya çıktı? İşte bu komşularına emanet ettiği 2 çocuk, 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuk bu cinsel istismar suçunu itiraf ettiler. Ve itiraf ettikten sonra da aslında bu vahim olay ortaya çıkmış oldu. Onu söyleyebiliriz. Bu evler boş şu anda. Evlerde kimse yaşamıyor. Zaten aslında komşuları da, burada yaşayan esnaf da tedirgin. Nitekim burada mahalle muhtarının yaptığı açıklamalar da var. Bu ailenin yeni geldiğini, yani 2 ay önce bu aile gelmiş. Sıla Bebeğin annesi gelmiş. 1,5 ay önce de komşuları gelmiş. Dolayısıyla mahallede yeni taşınmışlar. Dolayısıyla pek tanımıyorlar ve bu olaydan dolayı da büyük üzüntü duyduklarını söylemişlerdi. Soruşturma devam ediyor. Çok kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Ve Sıla Bebeğin de hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor diyelim. Sözü tekrar Malkara'dan sizlere bırakalım. Evet, teşekkürler Alihan. Aktardıkların için Tekirdağ'dan gözümüz kulağımızda, bir yandan tabii Tekirdağ'da ve Sıla Bebek için atıyor kalbimiz ve hayata tutunması adına tüm dualarımız. Devam edelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla. Erdoğan İstanbul'a gelen Bosna Hersek lideriyle ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına değindi Erdoğan ve Batı Şeria'da katledilen Ayşenur Ezgi Egin'in hesabını mutlaka soracağız dedi. 90'lı yıllarda Bosna Hersek'te dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen katliamın bir benzerini maalesef bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenica soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse, Gazze'de yaşananların failleri de uluslararası hukuk karşısında
hesap vereceklerdir. 41 bini aşkın Gazze'li kardeşlerimizle birlikte İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka verecektir. Hesabını da mutlaka soracağız. Türk ve ABD vatandaşıydı 26 yaşındaki aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ve işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince hunharca katledilmişti. Eygi'nin uçakla Türkiye'ye getirildi. Cenazesi ve Aydın'ın Didim ilçesinde bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Türk bayrağına sarıldı. Resmi tören düzenlendi. İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Ayşenur evladımız bundan sonra bütün milletimizin evladıdır. Bütün insanlık aleminin maşeri vicdanının temsilcisidir. Rabbim şehadetini mübarek eylesin. Amin. Batı Şeria'da İsrail askerlerinin kurşunuyla yaşama veda eden aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı uçakla Türkiye'ye getirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside kurşunun Eygi'nin kulağının altından girdiği belirlendi. İnsan hakları savunucusu Ayşenur Ezgi Eygi 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından hedef alınmış ve hayattan koparılmıştı. Baba ocağına cenazesi getirildi. İsrail zulmüne dur demek için fedayı can eden şehidimiz Ayşenur Ezgi Eygi'yi nasıl bilirsiniz? Allah razı olsun. Ayşenur Ezgi Eygi için Aydın'ın Didim ilçesinde baba ocağında helallik kılındı. Ardından Didim Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar ve CHP lideri Özgür Özel de katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Hesabını bütün uluslararası mahkemelerde soracağız. Ayşenur kardeşimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşenur Ezgi Eygi asri mezarlıkta toprağa verildi. Tören sonrası CHP lideri Özgür Özel, cenaze töreninde sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasına tepki gösterdi. Adam kendi vatandaşı kalkıp iddia söylemiyor. Yerden çıkıyor, kuşun da buluyor. Her iki çift laf kıymetli ama dinlemeyi bilene. Bir de böyle günde halen daha ikilik, halen daha bir siyasi şey yaratıyorsunuz ya, ona inanın. Burada bizim de ağzımızdan çıkacak iki çift lafın çok yerde kıymeti olur efendim. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından DEAŞ'a yönelik ortak operasyona imza atıldı. Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcısı arasında yer alan bir kişi İstanbul'da yakalandı. İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskan Soltamatiyov, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı. İstanbul'da yakalanan DEAŞ'lı teröristin Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği de tespit edildi. Yakalanan terörist ifadesinde DEAŞ'ın adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı. Bazı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Karara göre Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi görevden alınarak yerine Musa Heybet getirildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Çamlıoğlu görevden alındı. Yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Muhammed Kasım Gönüllü atandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz da görevden alınarak Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç'un atanması yapıldı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. 17 ilde düzenlenen Kıskaç 24 operasyonu vardı. 39 şüpheli yakalandı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. 17 ilde 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün sözde askeri ve emniyet mahrem yapılanması, güncel ve finans yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi.
Baylok kullanıcısı olduğu belirtilen şüphelilerin bazıları hakkında kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada terör örgütleri ve onların işbirlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek dedi. Emlak alım satımında yeni bir dönem var. Kayıt dışılığı önlemeyi amaçlayan doğrulanmış ilan düzenlemesi yarın itibariyle başlıyor. Yılbaşından itibaren de zorunlu olarak emlak ticaretine uygulanacak. Peki uygulama nasıl işleyecek, nasıl ilerleyecek? Düzenlemeye uymayanlara ne kadar ceza kesilecek, bu önemli sorulara bakalım. Fiyat manipülasyonlarının önüne geçilecek. Emlak alım satımında kayıt dışılık önlenecek. Doğrulanmış ilan dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan elektronik ilan doğrulama sistemi 15 Eylül'de devreye alınacak. Yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak. Uygulamayla platformlardaki emlak ilanları taşınmaz sahibi, taşınmaz sahibinin birinci ve ikinci hısımları veya eşi tarafından verilebilecek ya da taşınmaz sahibince yetkilendirilen emlak işletmesi ilan koyabilecek. Peki uygulama nasıl işleyecek? Sistemle taşınmaz sahibi, emlak işletmesini e-devlette oluşturulan ekrandan yetkilendirecek. Bu ekrandan ilana koyulacak taşınmaz, yetki verilmek istenen emlak işletmesi ve süresi belirlenerek işlem tamamlanabilecek. Ticaret Bakanlığı'ndan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ilan girişi yapamayacak. 1 Ocak'a kadar doğrulama olmaksızın da ilan verilebilecek. Ancak doğrulanmamış ilanlarda bir logo yer alacak. Elektronik ilan doğrulama sisteminin devreye alınmasının ardından tüm ilanlar Ticaret Bakanlığı'nca sıkı şekilde denetlenecek. Emlak ilanlarının farklı mecralarda yayınlanmasının da önüne geçilecek. Doğrulama yapılmadan verilen ilanların yayından kaldırılması sağlanacak. Mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 158.460 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı IBAN'la ticarete geçit vermemekte kararlı. IBAN'la tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefin 1,5 milyar liralık kazancı kayıt dışı bıraktığı belirlendi. 250 milyon liralık da bir ceza kesildi. Bakan Şimşek ise IBAN ya da banka hesapları üzerinden tahsilat yapmayın, kayıt dışı faaliyetlere ortak olmayın uyarısında bulundu. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında incelemeler yapıldı. IBAN'la ticaret yapanlar tespit edildi. Toplam 250 milyon lira ceza kesildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyenlere yönelik incelemelerini sürdürdü. Özellikle POS çalışmıyor gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükellefler yakın takibe alındı. Vergi müfettişleri ilk aşamada IBAN'la ticaret yapan 250 mükellefin vergi kaçırdığını tespit etti. IBAN'a yönlendirerek kayıt dışı bırakılan kazançların farklı sektörlerdeki işletmelere ait olduğu tespit edildi. 3 büyük ilçede şubesi olan lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyette bulunan bir markanın şubesi ve sosyal medya fenomenlerinin IBAN'la ticaret yaptığı belirlendi. Bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları ve yatırım hesaplarından gelen paralardan kaynaklandığı saptandı. Ayrıca şans oyunu bayilerine yapılan transferlerin ve eşli akrabalar tarafından yapılan transferlerin de bulunduğu görüldü. 250 mükellefin 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu mükelleflere 250 milyon lira vergi cezası kesti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemelerini banka hesaplarından alarak müşterilerine fiş ve fatura düzenlemeyenlere yönelik incelemelerin genişletilerek sürdüğünü belirtti. Alacaklarınızı vergi dışı bırakacak şekilde IBAN ya da banka hesapları üzerinden tahsilat yapmayın, kayıt dışı faaliyetlere ortak olmayın, vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik yaygın ve yoğun denetimlerimiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek. İstanbul Büyükçekmece'de bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının bakıcı olarak çalıştığı villayı bastı. Tartıştığı kadını öldüren saldırgan 89 ve 86 yaşlarındaki iki kişiyi de yaraladı. Villayı bastı, sevgilisiyle tartışıp dehşet saçtı. Kadını öldürdü, iki kişiyi yaraladı. İstanbul Büyükçekmece'de Musa G. iddiaya göre yabancı uyruklu sevgilisiyle tartıştı. Kendisinden ayrılmak isteyen kadının bakıcı olarak çalıştığı villaya giden Musa G. ve kadın arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Bu sırada eline bıçak alan saldırgan önce kadını, ardından da kadının bakıcılık yaptığı,
89 ve 86 yaşlarındaki ev sahiplerini bıçakladı. Sesleri duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 3 yaralı hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak 49 yaşındaki kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ev sahiplerinin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken olaydan sonra kaçan saldırgansa çok geçmeden yakalandı. Oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evinin yapı kayıt belgesi iptal edilmiş ve yıkım kararı çıkmıştı hatırlayacaksınız. İnceleme yapılan o ev Marmaris Belediyesi tarafından mühürlendi. Ruhsatsız olduğu belirlendi. Hakkında yıkım kararı çıktı. Oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evi mühürlendi. Marmaris Belediyesi ile Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri evle ilgili inceleme yaptı. Belediye ekiplerince incelemenin ardından nitelikli doğal koruma alanında yer alan yapı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada yapı tatil zaptı tutularak mühürleme işlemi tesis edilmiştir. Bundan sonraki süreç ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuat hükümlerinin belirlediği süreler doğrultusunda tesis edilecek işlemlere göre devam edecektir denildi. Halihazırda var olan bir evi... Şahan Gökbakar evi 2020 yılında aldığını, 2 yıl sonra da yapı kayıt belgesinin iptal edildiğini belirtmişti. Tapuya sit alanı şerhi düşüldüğünü anlatan Gökbakar, dava sürecinin devam ettiğini anlatmıştı. Jahrein adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç canlı yayın sırasında müsteçen sözler ifade etmiş ve sonrasında gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Sonuç tutuklandı. Antalya'da yaşayan Ahmet Sonuç ve Ertürk Kösen sosyal medyadan açtıkları canlı yayında müsteçen kelimeler kullanmıştı. Polis ekipleri ikilinin adreslerine baskın düzenledi. Ahmet Sonuç ve Ertürk Kösen tutuklandı. Evlerinde yapılan aramalarda bilgisayarlara da el konuldu. Emniyetteki işlemleri sona eren Sonuç ve Kösen tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Maltepe'deyiz. Polis tarafından huzurlu sokaklar uygulaması kapsamında araçlara ve mekanlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Asayiş uygulamasında aranan 9 şüpheli ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. ...18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. Yapılan huzur uygulamasıyla yakayı ele verdi. İstanbul Maltepe'de ilçe emniyet müdürünün de katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Eğlence mekanları ve işletmeler tek tek denetlendi. Trafik uygulaması ve kimlik kontrolü yapıldı. Huzur uygulamamız var. Herkes oturduğu yerde kimliklerini çıkartsın. Uygulamalar sırasında yağma suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan firari bir şüpheli yakalandı. Araç ve üst aramalarında ise ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Nevşehir'de elektrik sayaçlarından endeks okuma işi yapan bir kişi yanlış kapıdan girince başına gelmedik kalmadı. Çöken asma tavanda asılı kaldı. İşte o anlar. Yanlış kapıdan girdi. Elektrik sayacını ararken tavanın çökmesiyle kendini dükkanda buldu. Ne yapıyorsun sen ya? Olay Nevşehir'de meydana geldi. Elektrik şirketinin çalışanı sayaç okumak için Lale Caddesi'nde bir iş anına geldi. İlk defa geldiği iş anında sayaçların yerini aramaya başladı. Depo kapısından giren sayaç okuma görevlisi karanlıkta yanlış yere basınca asma tavan çöktü. Bir anda kendini telefon satışı yapılan dükkanın tavanında asılı halde buldu. Klimacı kapıyı açık noktası için arkadaş da merak edip girmiş içeri. Sayaç vardı diye yukarıya bakmış. Malum vatandaş aşağı görmeden düştüğü için abimle müdahale etmiş. Müşteriyle ilgilenen iş yeri sahibi bir anda tavandan üzerine doğru düşen adamı görünce neye uğradığını şaşırdı. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma olmadı. İyi misin? Ankara'da bir giyim mağazasına giren hırsız içeride kimsenin olmadığı sırada kasadan 4000 lira çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayı Mamak'ta bir giyim mağazasında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi mağazaya girdi ve ardından kasaya doğru yöneldi. Ardından kasada bulunan paraları almaya başladı ve hızlı bir şekilde olay yerinden ayrıldı. Tüm yaşananlar mağazanın güvenlik kamerasına da işte böyle yansımış.
Şanlıurfa'da iddiaya göre fren yerine gaza basan bir sürücü otomobiliyle markete girdi. Olayın sabah saatlerinde yaşanması, marketin kalabalık olmaması da facianın önüne geçti. Ya Rabbi sütü. Ya Rabbi sütü. Fren yerine gaza bastı, otomobille markete daldı. Kaza Şanlıurfa'nın Akbayır mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp markete girdi. Sabah saatlerinde 8.30 civar karşıdan geliyor araba bayan. Frene basayım derken kaza basmış. Araba içeri buraya kadar girmiş. Kaza sonucu iş yerinde ve araçta maddi zarar meydana geldi. Kepenk gitti, camlarımız gitti, kasamız gitti, sistemler gitti. Bunlardır maddi zarar var şu anda. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Neyse ki kazada can kaybı ve yaralanma olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ya Rabbi sütü, ya Rabbi sütü. Türkiye'nin geleceği adına çok çarpıcı ve aslında korkutucu bir istatistiği paylaşacağız. Buna göre ülkemizde her 3 gençten biri ne eğitimde ne de istihdamda yer alabiliyor. Veriler Türk Eğitim Derneği Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından her yıl yayınlanan eğitim raporundan paylaşıldı. Peki bu durumun sebebine gelin bir peşine düşelim. Temel olgu olarak şu anda en birinci çağları olan çocukların bilhassa 18 ile 24 yaş arasında ne okulda ne de işte kavramı çok yaygınlaştı. Bunlar aynı zamanda gizli işsiz olan çocuklar. Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki yaklaşık her 3 gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Her öğrencinin üniversitede olmasını istemiyoruz. Bunun yanı sıra 2 yıl meslek yüksekokulları artı normal meslek liselerinin de hız kazandırdığı takdirde şu andaki istihdama ve bu ne evde ne okulda kavramına girmeyecek bir kitlenin ortaya çıkmasına sebep olacak. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin gidişatı çeşitli göstergeler üzerinden sayısal olarak ortaya koyan bir bakışta eğitim raporu yayımlandı. Türk Eğitim Derneği yayımlanan rapordaki öne çıkan verileri özetledi. Rapora göre Türkiye'de her 4 üniversite mezunu yetişkinden biri istihdamda yer almıyor. Raporda eğitimde öğrenci başına en düşük harcamanın ise Türkiye'de olduğu görüldü. Vakıf üniversitelerinde ise yıllar içerisinde artış oldu. Yüksek öğretimde de vakıf üniversitelerinin bütçenin artırılması veya devlet üniversitelerinin artırılması belli bir altyapı eksiklikleri, eğitim araştırma faaliyetleri bunlara yönlendirmesi lazım. Ama dediğimiz gibi şu anda geneldeki personel harcamaları, diğer giderler ve devlet desteğinin bazı kalemlerde olmaması bu kurumların asıl bütçelerini personel aktarması, altyapı, ARGE'li diğer araştırmalara eksik kalmasına sebep oluyor. Rapora göre okul öncesi eğitime katılımda artış yaşandı. Uzmanlara göre ise en büyük sebebi annelerin çalışması. 3 ve 6 yaş arasındaki çocukların eğitimine son 5 yıldan beri aşırı bir önem verildi. Tabii çalışan bir nüfusa sahibiz. Aile anlamındaki annelerin çalışması bunu etkiliyor. Aileler artık bireysel yaşadıkları için sitelerde veya apartman dairelerinde 3 ve 6 yaş çocuklarını evde tek başına bırakamayacağımız için, anneyi de iş gücüne kattığımız için bu noktada bu okulların artışı sağlandı. Ana haberde ilk bölümü gelin bu haberle noktalayalım. Kısa bir ara bir soluklanalım. Devam edeceğiz saat başında. Evet, yeniden huzurlarınızdayız sevgili izleyiciler. Kısa bir aranın ardından ana haber bülteni devam ediyor. İkinci bölümde biraz haber yoğunluklu gideceğiz. Başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, narin cinayet üzerinden yapılan algıya tepki gösterdi. Kısa bir süre önce yapmış olduğu açıklamada, kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor dedi. O açıklamayla başlayalım. Birileri daha olayın ilk anından itibaren bu cinayeti bir kamplaşma, bir kutuplaşma aracına dönüştürmek için her yola başvurdu. Oysa ortada vahşi bir cinayet var. Ortada masum bir sabinin öldürülmesi var. Ortada kalp taşıyan herkesin içine kor gibi düşen bir ateş var. Fakat buna rağmen kimileri 8 yaşında hayattan kopartılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor. Burada şunu çok net ifade etmek isterim. Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabını yargı önünde
sorması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız. Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu Sabiye işkence eden Çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu rezil olaylar üzerinden bölücü örgütün uzantılarının ve marjinallerin günah çıkarmalarına, milleti kışkırtmalarına, toplumun direği olan aile kurumunu hedefe koymalarına da eyvallah etmeyeceğiz. Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada ise tutuklu sayısı 11'e yükseldi ve bugün önemli de bir gelişme yaşandı. Annenin dişlerinin ölçüsü alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturmada 15 yaşının altında olduğu için adli kontrolle serbest bırakılan R.A. tekrar gözaltına alındı. İfadesi alınan R.A. tutuklandı. Narin'in tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi HG'de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Bir diğer gelişme ise tutuklanan anne Yüksel Güran'la ilgiliydi. Annenin hastaneye götürülerek panoramik diş filmi çekildi ve dişlerinin ölçüsü alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada annenin diş ölçüsü tutuklanan oğlu Enes Güran'ın kolundaki ikinci ısırıkla karşılaştırılacak. Yine aynı konu üzerinden devam edelim. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin cinayetinde oklar itirafçının ifadesi sonrası amca Salim Güran'a dönmüştü. Tutuklu amca ise adliyeye getirildi ve yeniden ifadesi alındı. Kendisi iddiaları bir kez daha yalanladı. Telefon kayıtlarını niye sildiğini anlattı, suçlamaları yine reddetti. Narin'in ölümüyle ilgili ilk tutuklanan amca Salim Güran, yeniden verdiği ifadesinde jandarmadaki ifadelerini tekrarladı. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran, diğer şüphelilerin verdiği ifadeler üzerine yeniden ifadesi alınmak üzere cezaevinden Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü. 3 savcı Güran'a iddiaları ve çelişkileri sordu. Salim Güran'ın aracında Narin'in DNA'sı bulunmuştu. Amca bu soru karşısında jandarmada verdiği ifadeyi tekrarladı. Aracımın kapıları sürekli açıktır. Çocuklar bazen biner dedi. 8 yaşındaki Narin 21 Ağustos'ta kaybolmuştu. Amca Salim Güran'ın telefonundaysa 23 Ağustos'tan önceki tüm arama ve yazışma kayıtlarının silindiği ortaya çıkmıştı. Güran kayıtları neden sildiği ile ilgili soruya da hayat kadınlarıyla görüştüğüm için bunun ortaya çıkmasını istemedim. O yüzden sildim dedi. Narin'in kuzenlerinden Birsen Güran jandarmaya Narin 17.40'da bizim eve geldi demişti. Bir başka kişi onu daha sonra dışarıda oynarken görmüştü. Birsen Güran mahkemede ifade değiştirdi. Amcam Salim Güran bizden saati öyle söylememizi istedi dedi. Tutuklu Salim Güran'a bu ifadede soruldu. Amca bu iddiayı yalanladı. Salim Güran'a itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi de yeniden hatırlatıldı. Amca Güran, Nevzat Bahtiyar'ın tüm söyledikleri yalandır dedi. Narin'in son görüldüğü saatler arasında görüşmediklerini savundu. Salim Güran'a tarlasında çalışan işçi R.A. ile yaptığı telefon konuşması da soruldu. O konuşmada R.A.'nın kendisine yamaçta taş var diyen Salim Güran'a daha ölmemiş yanıtı verdiği ortaya çıkmıştı. Savcı Güran'a ölmeyen Narin mi diye sordu. Amca bunun Narin'le bir ilgisi yok diyerek suçlamayı reddetti. Tekirdağ Malkara'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Olayın yaşandığı yerse annenin bebeği emanet ettiği komşu eviydi. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Mehmet Selman Bektaş o mahalleye gitti ve komşularla konuştu. Tutuklanan şüphelilerle ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. Şok geçirdim. Gerçekten ilk duydum şok geçirdim. Yani tüylerim diken diken oldu. Hani biz Narin'e üzülüyorduk. Evet biz Narin'e üzülüyorduk. Yanı başımızda neler olmuş hiç bilmiyoruz. 2 yaşında bebek işte istismara uğramış, şiddete uğramış diye duydum. Çok üzüldüm. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi Malkara'da. Şiddet gördü, cinsel istismara uğradı, beyin kanaması geçirdi.
2 yaşındaki Sıla bebeğe bunları yaşatan 5 şüpheli tutuklanırken olayın yaşandığı mahallede sessizlik hakim. Tekirdağ Malkara ilçesi Camiatik mahallesindeyiz. Sıla'nın annesi iki çocuğuyla beraber sevgilisinin evinde 5 katlı bu binanın en üst katında kalıyordu. 2 yaşındaki bebeğini emanet ettiği komşunun evi de bu evin hemen karşı çaprazında yer alıyor. Baba, 3 çocuk ve nine de bu evde yaşıyordu. Sıla'nın başına ne geldiyse bu evde geldi. Anne olarak ben çocuğumu kimseye emanet etmem. Yani gözümden sakınırım. Anne ihmali var diye düşünüyorum. Kan dondurucu olay 5 Eylül'de yaşandı. Annenin ifadesine göre Sıla ile beraber annesi komşularının evine yemeğe gelmişlerdi. Yemek sonrası Sıla'yı buraya emanet edip gitti. Akşam kendi bebeğini alıp eve döndüğünde Sıla'nın vücudunda darp ve cinsel istismar bulgularına rastladı. Ancak anne hastaneye gitmek yerine 3 gün bekledi. Cinsel istismar bulgularını sakladı, delilleri yok etti. Hastaneye başvurduğu tarih 8 Eylül'dü. Anne şey demiş, komşuya bıraktım düşürdüler demiş. Bir önemi yok, düşürseler bile bir polisi çağırırsın. Yani 2 yaşında savunmasız bir bebek var ortada. Anne iddiaya göre cezaevinden bir süre önce çıkmıştı. Sevgilisinin evinde kalıyordu. Yeni geldi. 2 ay oldu buraya geleli. Normalde burada yaşamıyorlar mıydı? Malkara'nın başka mahallesinde yaşıyorlarmış. Anneyi tanıyan mahalle sakinleri Sıla bebeği sık sık komşusuna emanet ettiğini söyledi. Peki o komşu kimdi? Nasıl bir aileydi? Ailemin yapısı olarak hani sağlıklı bir aile değil. Yaşlı bir teyze var. Kaç yaşında? 90'ın üzerindedir tahmin ediyorum. Bir baba var, 3 tane de evlat var. Anne evi terk etmiş, almış en küçük çocuğunu, gitmiş başka bir yerde bir evlilik yapmış Ege tarafında. Peki anne o evde bebeğini kime emanet ediyordu? Nine bakabilecek pozisyonda hayır, değil. Hayır, hayır. Baba? Hayır, hayır, hayır. İşe mi gidip geliyor? Aynen, o işte ben boya yapıyorum, bir fayans işçiliği yapıyorum diyordu. O zaman Sıla'nın annesi bebeğini kime emanet ediyor? Küçük çocuklar olduğu için ona ben... Çocuk çocuğa emanet edilmez. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aile kurumu Çalıştay'ı başladı. Çalıştay'ın önemini anlatan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, amacımız Türk aile yapısını muhafaza etmek dedi. Ülkemizde herkes aile kurumunun tehdit altında olduğunu biliyor. Ailenin muhafaza edilmesi, korunması ve güçlendirilmesi için MHP harekete geçti. Aile kurumu Çalıştay'ı düzenlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ata Kongrezyum'da düzenlenen Çalıştay, güçlü Türk aile yapısı, sağlıklı toplum ve lider ülke Türkiye vizyonu çerçevesinde başladı. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, aile kurumunu tehdit eden unsurlara değindi. Artan boşanmalar ve şiddetin başrol oynadığı mutsuz ailelerle, azalan evlilik ve doğum oranlarıyla karşı karşıya kaldık. Geleneksel değerlere doğrudan saldırı zemini oluşturan diziler, filmler ve sosyal medya gönderilerini hep birlikte izledik ve izliyoruz. Yurdakul, Çalıştay'ın amacını da anlattı. Aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması olacaktır. Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu ancak ailelerin huzuru, birliği, refahı ve gücü üzerine bina edilebilirse gerçekleşilebilir. Çalıştay sonrası hazırlanacak rapor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacak. Açılış Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir kandil mesajı yayınladı ve mesajında bireysel ve toplumsal şiddet karşısında herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini hatırlattı. MHP lideri yayımladığı mesajında herkesin sorumluluk duygusuyla hareket etmesinin mutlak zorunluluk olduğunu belirtti. Bahçeli, her insanımızı derinden yaralayan müessif hadiselerin birbirine eklemlenerek cereyan etmesi, manevi arınmaya, saflarımızı daha da sıkı tutmaya çok ihtiyacımız olduğunun kanıt ve karinesidir açıklaması yaptı. Diğer yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Bahçeli hakkında sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başta Genel Başkanımız Sayın Bahçeli olmak üzere varlığını milletin bekası ve devletin payidar olması yolunda hizmete adamış şahsiyetlerin milletimizin bağrından çıkan kıymetlerin yıpratılmasına asla izin vermeyeceğiz. Mesuller ve failler hakkında savcılarımıza suç duyurusunda bulunuyoruz dedi.
Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik sözlerini mahkemeye taşıdı. Akar, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Kazı kazan var ya, kazı kazan. Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözlerini mahkemeye taşıdı. Manevi tazminat davası açtı. Akar katıldığı bir etkinlikte çocukların eğitimine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Eğitimin amacı bir, Allah koymuştu, iki, kuldan utanma. Akar'ın bu sözlerine Özel tepki göstermişti. Hulusi Akar, ta ilk göreve geldiği, ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal İslamcıdır. Arkadaşlarının deyimiyle su akar, Hulusi akar. Özgür Özel'in sözleri sonrası Hulusi Akar tazminat davası açtı. Akar'ın avukatı aracılığıyla verdiği dava dilekçesinde Özel'in 11 Eylül'de Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği ağır hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu kaydedildi. Dilekçede bu açıklamaları nedeniyle Özel'in 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi. Bu arada CHP lideri Özgür Özel de siyasette halen devam eden o özür tartışmasına dair açıklamalarda bulundu ve bu ülke yüksek tansiyon istemiyor dedi. Özel aynı zamanda Akar'ın kendisini açtığı az evvel değindiğimiz tazminat davasına ilişkin de konuştu. Bu ülke yüksek tansiyon istemiyor. Bu ülke iktidardan icraat istiyor, muhalefetten hizmet istiyor. Benim derdim artık bu kavgadan vatandaş illallah dedi. Tayyip Bey, size verilen akıl yanlıştır. Kavgayla bu iş olsaydı 31 Mart öncesi ağzınıza göleni söylediniz, bu iş olurdu. Vatandaş kavgadan bıktı dedi, özür tartışmasına değindi. Yok efendim Gezi, o 10 senelik eski bir defteri açacak, oradan kutuplaşma çıkaracak. Yok Gezi'den bir özür dilenecekse, vallahi Vera babasız okula başladı. Vera'dan özür dilemek lazım Tayyip Bey. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de kameralar karşısına geçti. Gündeminde Hulusi Akar'ın kendisine açtığı davada vardı. Hulusi Akar arkasında bir kişi bulamadı. Bana 224 emekli amiral ve general ve kıdemli albay senin lehine tanıklık edeceğiz diye dilekçe verdiler. Mahkeme orada bitti. Yatırsın harcını, açsın 2,5 milyonluk dava. O günkü 500 bin bugün ona denk geliyor. Çıkalım hesaplaşalım. Kanun önünde beyanlarımın doğruluğu ve haklılığı ispatlanmıştır. Bir kez daha istiyorsa bir kez daha ispatlanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olağan meclis toplantısına götürelim sizleri. Toplantıda gerilim bir hayli yüksekti, tansiyon arttı. Zira Gezi olayları üzerinden bir tartışma başladı ve o tartışma bir anda arbedeye dönüştü. Tansiyon bir türlü düşmedi. Meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Görüntüler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısından. AK Partili meclis üyesi Abdülhakim Evi'nin 2011'deki Gezi olaylarına dair kullandığı Gezi vandallığı sözünün ardından toplantıda sesler yükseldi. CHP'li üyeler ayağa kalkarak karşılık verdi. Büyüyen tartışma iki grup arasında arbedeye dönüştü. Toplantıyı yöneten belediye başkanı Cemil Tugay, tansiyonun düşmesi için oturuma ara verdi. 5 dakika sonra meclis yeniden toplandı. CHP'li meclis üyesi Hacer Taş Gültepe'nin konuşması sırasında tansiyon bir kez daha yükseldi. AK Partili ve MHP'li üyeler meclis salonunu terk etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de bor fabrikası açılışında konuştu. Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki yeni tarifeye değindi. Dar gelirli vatandaşımızı destekleyeceğiz dedi. Günlük 1 milyon varillik petrol ihtiyacımızın %5'ini sadece Gabar'daki üretimimizden karşılar hale geldik. Bir yandan Gabar'da, Hakkari'de arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan Karadeniz'de üretim çalışmalarımızı ve yeni sondaj planımızı titizlikle uygulamayı sürdürüyoruz.
kararlıyız. Ülkemizin ekonomisi üzerindeki enerji maliyetini azaltacağız. Bunu yaparken de her iyileşmeyi, her gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmayı da sürdüreceğiz. Bugün hem doğalgaz hem de elektrik fatura bedellerinin %60'ını biz devlet olarak üstleniyoruz. Şimdi bir taraftan dar gelirli ailelerimizi, diğer tarafta daha az tüketen, enerjisini daha verimli kullanan vatandaşlarımızı desteklemeye devam edecek. Sosyal adalet yönünden daha doğru, daha etkin bir destek modeline inşallah geçiş yapacağız. Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonucunda 103 Rus ve yine aynı şekilde 103 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi. Bu arada takasa Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk ettiği belirtiliyor. Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası yapıldı. Buna göre 103 Rus'la 103 Ukraynalı asker serbest bırakıldı. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Rusya ile Ukrayna arasında esir değişiminin yapıldığı belirtildi. Açıklamada esir takası sonucu Rusya'nın Kursk bölgesinde esir alınan 103 Rus askerin serbest bırakıldığı kaydedildi. Buna karşılık 103 Ukraynalı askeri personelin Ukrayna tarafına teslim edildiği aktarıldı. Serbest bırakılan Rus askeri personelinin şimdilik Belarus'ta bulunduğu kaydedildi. Onlara gerekli psikolojik destekle sağlık yardımı sağlandığı ve akrabalarıyla temas kurma fırsatının verildiği bildirildi. Açıklamada serbest bırakılan tüm askeri personeli Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Federasyonu'na teslim edilecek denildi. Ayrıca açıklamada Rus askeri personelinin takası sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuk çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Telegram hesabından açıklama yaptı. Rusya ile bir esir takasının daha yapıldığını belirtti. Esir takası sonucu 103 Ukraynalı askerin daha evlerine geri getirilmesinin mümkün olduğunu kaydeden Zelenski, esir değişim sürecine sağladığı katkılarından dolayı ekibine teşekkür etti. Rusya ile Ukrayna arasında en son takas, Ukrayna'nın 24 Ağustos'taki bağımsızlık gününde yapılmış, iki ülkenin 115'er askeri takas edilmişti. Ukrayna, Batı'dan Rusya'ya karşı uzun menzilli silah kullanımına izin verilmesini istiyor. Amerikan yönetimi ise Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımını sınırlandıran o politikasının değişmediğini açıkladı. Bu arada Rus lider Putin böyle bir durumda NATO'nun savaşa dahil olacağı yönünde önemli bir uyarıda bulundu. Ukrayna uzun menzilli füze kullanırsa ne olacak? Ukrayna'da Batı silahlarının kullanılması Rusya'nın tepkisini çekmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin verilmesine Avrupa Birliği ve ABD uydularının rol oynayacağını söyledi. Bunun NATO'nun doğrudan savaşa dahil olması anlamına geleceğini belirtti. Putin, böyle olursa bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise ABD'nin Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımını sınırlandıran politikasının değişmediğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'yı barışa zorlamak için uzun menzilli silahları kullanmaya ihtiyacımız var diyor. Zelenski bunun için Batı ülkelerinin ürettiği uzun menzilli silahların kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirtti. Rusya'nın nereden saldırdığını, kuvvetlerini nereden hazırladığını, rezervlerini nerede bulundurduğunu, askeri tesislerini nerede konumlandırdığını ve hangi lojistiği kullandığını haritada gören herkes Ukrayna'nın uzun menzilli silah ihtiyacını açıkça anlayacaktır dedi. Rusya sık sık nükleer silah kullanma tehdidiyle Batı'ya gözdağı verirken, Birleşmiş Milletler bunun endişe verici olduğunu belirtti. BM sözcüsü Stefan Dujarric, ülkelerin silahsızlanma ve nükleer silahların kullanılmasının sınırlanmasına yönelik taahhütlerinin artması gerektiğini söyledi. Tahran yönetiminin balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini iddia eden ABD ve İran arasında şimdi gerilime neden olacak yeni bir adım atıldı. İran, Çemran 1 adlı araştırma uydusunu uzaya fırlatarak 550 kilometre mesafedeki yörüngeye başarılı bir şekilde yerleştirdiğini duyurdu.
İran uzaya araştırma uydusu fırlattı. Chemran 1 adlı araştırma uydusu 550 kilometre mesafedeki yörüngeye başarılı şekilde yerleştirildi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre yerli üretim araştırma uydusu Kayım 100 uydu taşıyıcı roketi tarafından fırlatıldı. Chemran 1 araştırma uydusu yaklaşık 60 kilogram ağırlığında. Uydunun ana görevi uzay araştırmalarında kullanılacak donanım ve yazılımları test etmek. Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Kayım 100 adlı katı yakıtlı uydu taşıyıcı roketin Kasım 2022'de yörünge altı test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği bildirilmişti. ABD ve Batılı müttefikleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu savunuyor. İran'ın Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini iddia ediyor. Tahran'sa geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uygun olduğunda ısrarlı. İran Ocak'ta da Süreyya adlı uzaktan algılama uydusunu fırlatarak 750 kilometre mesafedeki yörüngeye başarılı şekilde yerleştirdiğini duyurmuştu. Çin'de sırra kadem basan ve kamuya açık etkinliklere katılmayan Kara Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Kor General Ding, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden azledildi. Karar, Ding hakkında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünün işareti olarak yorumlanıyor. Çin kayıp komutanını bulamadı. Bir süredir ortadan kaybolan Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Kor General Deng Zhiping, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden azledildi. Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi'nin tamamlanan 3 günlük oturumunun ardından yapılan açıklamada, meclis üyeliğinin düşürüldüğü bildirilen 8 kişi arasında General Deng'in de adı yer aldı. Deng'in neden üyelikten çıkarıldığına dair bilgi verilmezken, karar bir süredir ortadan kaybolan ve kamuya açık etkinliklere katılmayan Deng hakkında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünün işareti olarak yorumlanıyor. Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son 2 yılda çok sayıda üst düzey asker ordudan ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliğinden azledilmişti. Önceki 2 savunma bakanı da ordudan ve partiden ihraç edilirken rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanacakları açıklanmıştı. Çin'de geçtiğimiz yıl arka arkaya kayıp vakaları yaşanmış, Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ardından bir iş insanından da haber alınamadığı duyurulmuştu. Yunanistan'da ana muhalefet partisi Syriza'nın 36 yaşındaki lideri Stefanos Kaselakis, parti merkezi komitesi tarafından gece yarısı sürpriz bir şekilde görevinden alındı. Karar itirazlarını sundu Kaselakis ve "ben halen buradayım" dedi. Yunanistan'da ana muhalefet sol parti Syriza'nın lideri Stefanos Kaselakis gece yarısı görevden alındı. Parti sekreteryası kararı gece yarısı toplantısında aldı. Stefanos Kaselakis, ülkesinde solu tasfiye etmeye çalışmakla suçlanıyordu. 36 yaşındaki Kaselakis'in 11 aylık görev süresi inişli çıkışlı geçmişti. Alınan karar sonrası Kaselakis'in parlamentodaki ofisine girmesinin bile yasaklandığı iddia edildi. Syriza Merkez Komitesi, 2 gün süren sert görüşmelerin ardından Kaselakis'in gen soru önergesiyle görevden alındığını ilan etti. Kaselakis ise karara itiraz ederek sosyal medya hesabından "ben hala buradayım" paylaşımı yaptı. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevinde bulunmayan Kaselakis, Syriza ile 2021'de tanıştı. Kaselakis, Syriza'yı 2015'te iktidara taşıyan eski Syriza lideri Tsipras'ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Ancak parlamentoya giremedi. Eylül 2023'te Yunanistan Ana Muhalefet Partisi'nin yeni lideri olarak seçildi. Kaselakis, matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD'ye göç edip finans ve ekonomi eğitimi aldı. Bir süre Goldman Sachs'ta çalıştıktan sonra deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurdu. İstanbul Üsküdar'da kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel'in silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iş insanı Kemal Çağlar Temel cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında tetikçi ve azmettiricilikle suçlanan şüphelinin de bulunduğu 17 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel 10 Eylül'de Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde iş yerine motosikletiyle geldiği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Hollanda'da yeni kurulan koalisyon hükümeti ülkeye yönelik göçü sınırlamak için bugüne kadarki en katı önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hükümetin hazırladığı yeni göç planına göre olağanüstü hal ilan edilecek, süresiz sığınma hakkı kalkacak ve aile birleşimi de zorlaştırılacak. Süresiz sığınma hakkı kalkacak, aile birleşimi zorlaşacak. Hollanda göçmen sorunuyla mücadelede olağanüstü hal ilan etmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda şu ana kadarki en katı sığınma ve göç planı açıklandı. Hollanda'daki koalisyon hükümetinin açıkladığı programa göre savaş, afet ve pandemi durumlarında hükümetin meclise danışmaksızın düzenleme çıkarabilmesine imkan veren olağanüstü hal Danıştay tarafından ele alınacak. Hükümet programında aile birleşimi hakkından yararlanmak isteyenlere de Hollanda'da düzenli ve yeterli gelir getiren bir işte çalışma ve en az 2 yıl bir konutta ikamet etme şartı getiriliyor. Ancak 18 yaşını geçen çocuklar için aile birleşimi hakkından faydalanılamayacak. Programa göre oturum izni olmayanlar zorla sınır dışı edilebilecek. 5 yıllık kesintisiz oturum olanlara verilen süresiz oturum alma şartı da 10 yıllık kesintisiz oturuma sahip olma şeklinde değiştirilecek. Ayrıca sınır kontrolleri artırılacak. Yenilenen iltica başvuruları daha sıkı bir incelemeden geçirilecek. Bir duruşmaya ya da randevuya gelmeyen sığınmacıların başvurularını reddetme hakkı olacak. Muhalefet ve uzmanlarsa göç sorunuyla mücadele için olağanüstü hal yoluna gidilmesine karşı çıkıyor. Almanya, Doğu Afrika ülkesi Kenya ile nitelikli iş gücü için bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Almanya, Kenya'dan ilk etapta 250 bin kalifiye işçi alacak. Alman Başbakanı Scholz ise ülkesinin Avrupa'dan ve dünyanın birçok ülkesinden iş gücüne ihtiyacı olduğunu söylüyor. Almanya, Kenya'dan 250 bin kalifiye ve yarı kalifiye işçi alacak. İki ülke arasında bu kapsamda göç anlaşması imzalandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile yaptıkları görüşmenin ardından konuştu. İmzalanan anlaşmanın Kenyalılar için yeni perspektifler açtığını belirtti. Almanya'nın Avrupa'dan ve dünyanın birçok ülkesinden iş gücüne ihtiyacı var. Sadece son 10 veya 20 yılda 6 milyondan fazla işçi Almanya'ya gelip piyasaya girdi. Aksi takdirde şimdi tamamen farklı ve çok kötü bir durumda olurduk. Scholz anlaşmayla Kenya'daki kalifiye işçilerin ve meslek sahibi gençlerin Almanya'ya gelebileceğini belirtti. Ruto ise Kenya'nın büyük bir genç nüfusa sahip bulunduğunu, Kenyalı gençlerin inovatif, çalışkan, yaratıcı ve enerji dolu olduğunu söyledi. Bu anlaşma her iki taraf için de fırsatlar sunuyor. Böylece yasa dışı göçün de önüne geçileceğini düşünüyorum. Almanya 2022 yılında Hindistan, 2023'te de Gürcistan'la benzer anlaşmalar imzalamıştı. Özbekistan'la da gelecek hafta benzer bir anlaşma imzalaması bekleniyor. Ayrıca Moldova ve Filipinler'de de müzakereler yürütülüyor. Mahsur kalan astronotların durumuyla devam edelim. Sadece 8 günlük görev için uzaya gittiler ama 100 gündür oradalar. Çünkü bindikleri uzay mekiği arıza yaptı. Uzayda mahsur kalan NASA astronotları ise ilk kez bir basın toplantısıyla kameraların karşısına geçtiler ve bu aksaklığı pek dert etmiş gibi de bir halleri yoktu. Hatta Kasım'da yapılacak Amerika'daki başkanlık seçimlerinde nasıl oy kullanacaklarını sordular. 8 günlük yolculuk uzadı. 13 Haziran'da döneceklerdi ama şimdi 2025 Şubat'ını bekleyecekler. Boeing'in 5 Haziran'da fırlattığı Starliner mekiği arıza yaptı. NASA astronotları Watch Wilmore ve Sunny Williams yaklaşık 100 gündür uzayda mahsur. İki astronot bulundukları yerden basın toplantısı düzenledi. Hallerinden şikayet etmedikleri gibi uzayda planlanandan fazla kaldıkları için minnettar olduklarını söylediler.
Boeing'in kendilerini hayal kırıklığına uğratıp uğratmadığı sorulduğunda Wilmore kesinlikle hayır cevabını verdi. İki astronot hallerinden şikayetçi değil ama bir talepleri var. Kasım'daki başkanlık seçimlerinde vatandaşlık görevlerini yerine getirmek istiyorlar. Bugün 2024 seçimlerinde oy kullanmak için bir oy pusulası talebi gönderdim. Birkaç hafta içinde bize ulaştırmaları gerekiyor. Bu kesinlikle vatandaşlar olarak hepimiz için önemli. Bu fırsatın verilmesinden heyecan duyuyoruz. Vatandaşlar olarak sahip olduğumuz çok önemli bir görev ve uzaydan oy kullanabilmeyi dört gözle bekliyoruz ki bu oldukça harika. İki astronot uzun süreli uzay yolculuğunda en çok ailelerini özlediklerini söylüyor. Özlem gidermek için en az 5 ay daha bekleyecekler. Çünkü astronotların SpaceX'in 2025'in Şubat ayındaki seferiyle dünyaya dönmesi planlanıyor. ABD merkezli havacılık devi Boeing'in fabrika işçileri tam 16 yıl aradan sonra ilk kez greve gitti. 30 bin aşkın işçi sendikayla Boeing arasında varılan anlaşma için retoyu kullandı ve iş bıraktı. Grevin şirket gelirlerinde ciddi olumsuz etkisi olması bekleniyor. Amerikalı uçak üreticisi Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez greve gitti. Amerikan havacılık devi Boeing'in Seattle ve Portland'daki fabrikalarında çalışan 30 bini aşkın işçi firmanın zam teklifini reddetti. İşçiler %96'lık bir oy birliğiyle işi bırakma kararı aldı. Boeing ise grev kararının ardından yaptığı açıklamada yeni bir anlaşmaya varmak için masaya dönmeye hazırız mesajını verdi. Açıklamada çalışanlarımız ve sendikayla ilişkilerimizi yeniden düzenlemeye kararlıyız ifadeleri kullanıldı. Sendika üyeleri tüm hafta boyunca sosyal medyada anlaşmayla ilgili şikayetlerini paylaşıp daha fazla zam talep etmişti. Boeing ve sendika arasında imzalanan ve işçilerin reddettiği anlaşmada 4 yıllık sözleşme kapsamında işçilerin ücretinin %33 oranında artması öngörülmüş. Ancak bu oran sendikanın müzakereler sırasında talep ettiği %40'ın altında kalmıştı. Boeing'de 2008'deki 8 haftalık grev, şirkete günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. Boeing'in 2008'de olduğundan çok daha kötü bir mali durumda olduğu belirtiliyor. Teknofest kapsamında Tuz Gölü'nde büyük bir heyecan vardı. Roket yarışması heyecanı. Yarışlarda genç yeteneklerin geliştirdiği roketler fırlatıldı. 2, 1, 3, 4, 5. Rampalar çıkıyor. Açıldı. Geri sayım yapıldı, roketler teker teker fırlatıldı. Genç mühendisler yeteneklerini gökyüzünde sergiledi. Biz Düzce Üniversitesi öğrencileriyiz. Konrad Roket Takımı üyesiyiz. Bu sene yüksek irtifada yarışıyoruz. Geçen sene orta irtifada ikinci olmuştuk. Teknofest 2024 roket yarışması Aksaray Hisar Atış Alanı'nda devam ediyor. Yarışmanın 6. gününde finale kalan takımlardan 11'inin atışı gerçekleştirildi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da öğrencilerle beraber roketlerin fırlatılma anını canlı olarak takip etti. Genç mühendislerin heyecanına ortak oldu. Teknofest'in kalbi 50 farklı alanda olan yarışmalar. Tabii bunların da muhakkak en heyecanlısı gençlerimizin kendi roketlerini tasarlayıp belli aşamalardan geçip en sonunda da nihai test alanında test etmeleri ve göklerini fezaya fırlattıkları an. Bir yıllık bir emeğin bir anlamda birkaç saniyede teste tabi tutulduğu an. Geri sayım yapılıyor. Geri sayımın ardından da roket fırlatılacak. Roketin havada paraşüt açıp açmadıysa ekip tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerden toplam 912 takım başvurdu. Tam 7 farklı kategoride 80 takımsa finale kaldı. Biz Çorum'dan katılıyoruz. Bu seneki roketimizde 3400 metre bir atış yapmayı planlıyoruz. Biz lise kategorisinden yarışıyoruz. Çerkezköy Sabirhan Meçetin Fen Lisesi'nden geldik buraya, Tekirdağ'dan. Bu sene okulumuz ikinci kere katılıyor ama biz takım olarak ilk defa katılıyoruz.
Çok heyecanlıyız. Ve ödüller. Lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin yeteneklerini sergilediği yarışmada farklı kategorilerde birinci olan takımlara 150 bin liradan 400 bin liraya kadar ödüller verilecek. 9 Eylül tarihinde başlayan roket yarışması 16 Eylül'e kadar devam edecek. İstanbul'da Avcılar'da gıda denetimine çıkmıştı zabıta ekipleri ve et ürünlerinin satıldığı bir toptancıya girdiler. İş yerinde öyle bir manzara vardı ki para için insan sağlığının nasıl tehlikeye atıldığı bir kez daha kanıtlandı. Bozulmuş. Mühendis arkadaşlar, baksın. İçe tarafından gelen arkadaşlar, bunların tetkiklerini yaptıralım. Kavurmadan sucuğa, çeşit çeşit peynirden köftelere. Ne üretim yeri yazıyor ne de üstünde son kullanma tarihi var. Hiçbirine tarih vurulmamış. Üretim yeri değil zaten burası. İstanbul'da zabıta ekipleri Avcılar'da bir gıda toptancısında denetim yaptı. Dondurucularda standartlara uymayan çok sayıda ürün tespit edildi. Nerede üretildiği belli olmayan, bandrolsüz, etiketsiz, son kullanım tarihleri olmayan işlenmiş köfteler var. Ürünlerin birçoğunda son kullanma tarihi yoktu. Olanların da üstünün silindiği görüldü. Toptancıdaki bir görevli dolapta yazılar siliniyor. Satıldığı zaman bunlara etiket yapıştırıyoruz dedi. Etiketsiz, son kullanma tarihsiz, işlenmiş kavurmalar. Ekipler ürünlere imha etmek üzere el koydu. Ayrıca iş yeri de mühürlendi. Ankara'da bir giyim mağazasına giren hırsız, içeride kimsenin olmadığı esnada kasadan 4000 lira çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına takıldı. Hırsızlık olayı Mamak'ta bir giyim mağazasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi mağazaya giriyor ve kasaya doğru yavaşça yöneliyor. Daha sonra da kasada bulunan paraları alarak hızlı bir şekilde olay yerinden ayrılıyor. Ancak tüm yaşananlar mağazanın güvenlik kamerasına işte böyle yansıyor. Nevşehir'de elektrik sayaçlarından endeks okuma işi yapan görevli yanlış kapıdan girdi ve başına gelmedik kalmadı. Çöken asma tavanda asılı kaldı. Yanlış kapıdan girdi. Elektrik sayacını ararken tavanın çökmesiyle kendini dükkanda buldu. Ne yapıyorsun sen ya? Olay Nevşehir'de meydana geldi. Elektrik şirketinin çalışanı sayaç okumak için Lale Caddesi'nde bir iş anına geldi. İlk defa geldiği iş anında sayaçların yerini aramaya başladı. Depo kapısından giren sayaç okuma görevlisi karanlıkta yanlış yere basınca asma tavan çöktü. Bir anda kendini telefon satışı yapılan dükkanın tavanında asılı halde buldu. Klimacı kapıyı açma noktası için arkadaş da merak edip girmiş içeri. Sayaç vardır diye yukarıya bakmış. Malum vatandaş aşağı görmeden düştüğü için işte abimle müdahale etmiş. Müşteriyle ilgilenen iş yeri sahibi bir anda tavandan üzerine doğru düşen adamı görünce neye uğradığını şaşırdı. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma olmadı. İyi misin? Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir çay evi ama pek bildiğiniz çay evlerine benzemiyor. Orada siyaset ve küfürlü konuşmak yasak. Çay evinin sahibi Serdar Aktaş, çay evine afişler de astı. Vatandaşların da bu yasağa dikkat ettiğini söylüyor. Çay evinde çıkan tartışmaların önüne geçmek istedi. Siyaset ve küfürlü konuşmayı yasakladı. Burada siyaset konuşurken kardeş kardeşe düşüyor idamlar. En yakın samimi arkadaşlar birbirine düşebiliyor. Gönülleri kırılmasın diye, hoşnut olsunlar diye böyle bir uygulamayı düşündük. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir çay evini işleten Serdar Aktaş, masalara ve iş yeri girişindeki camlara bu çay evinde küfürlü konuşmak ve siyaset konuşmak yasaktır ve küfredeceksen sus yazılı afişler astı. Bir işe yaramaz diye düşünenler oldu. Sonradan uyardığımızda, yazıyı gösterdiğimizde, insanlar otururken gördüğünde kendilerine göre dikkat etmeye çalışıyorlar. Uyarıyoruz yani. Toplum olarak bizim ahlakımıza da, geleneklerimize de uygun olmayan bir davranış. Son zamanlarda otobüslerde olsun, sokaklarda olsun, özellikle gençlerde bu tip konuşmaların hatta normal hale gelmiş, benimsemişler artık. Çay evi işletmecisi afişleri görenlerin kendisini tebrik ettiğini ifade etti. Burada oturup dost olan, arkadaş olan insanlar var. İlla ki örnek olacaktır. Ona inanıyorum. İnsanlar eşiyle, kız arkadaşıyla da gelsin, rahatlıkla oturabilsin.
Van'da bir aşiret düğününe götürelim sizleri. Düğünde yine aşiret düğünü denilince aklımıza gelen o görüntüler oluştu. Geline tam 2 kilo altın, damada ise 15 milyon lira takıldı. Say say bitmedi. Masanın üstünde para koyacak yer kalmadı. Aşiret düğünü yine güç gösterisine döndü. Van'da Gevdan aşiretinin önderi Şehmuz Işık'ın oğlu Ömer Işık ve Mizgin Işık dünya evine girdi. Düğüne yaklaşık 5000 kişi katıldı. Takı töreninde ise yine bilindik manzaralar vardı. Geline 2 kilo altın takıldı. Damada takılan 15 milyon lirayı ise 20 kişi saydı. Paraların sayılması 4 saat sürdü. Toplanılan paralar bavullarla taşındı. Bu hafta vizyona giren filmlerle bir araya gidelim. Sonra yeniden buradayız. Paper gun. Alacakaranlık efsanesi yeniden gösterime giriyor. Kristen Stewart, Robert Pattinson, Tyler Lautner gibi genç yıldızların yer aldığı Alacakaranlık serisi yeniden sinema severlerle buluşuyor. İlk kez 2008 yılında gösterime giren tarihin en başarılı yapımlarından Alacakaranlık serisi, vampir, kurt adam ve insan arasındaki aşk üçgenini konu alıyor. But I can't help myself. You are so... Bana bak Raci Efendi, rahmetli baban elimizde. Koparan kardeşler. Film, meftaların kabir bakım işleri üzerine esnaflık yapan iki kardeşin yaşadıklarını anlatıyor. Önder Açıkbaş, İnan Ulaş Torun ve Savaş Satış'ın rol aldığı komedi türü filmi Bilal Kalyoncu yönetti. Adam düştü! Vay! Vay! Kıymadan kaçıncı kattan attılar naylon! Kamil bu piyasada görebileceğin en sakin, en bilgili insanlardan biridir. Gider Ayak. Film zengin bir iş insanının oğlu için yerel bir televizyon kanalı kurması ve ardından yaşananları anlatıyor. Ayhan Taş ve Hazım Körmükçü gibi oyuncuların yer aldığı komedi türü filmi Recep Akdağ yönetti. Bu kanalı batırırız. Ayak bunu vurmalı. Oğlum bir şakıyla adam mı oldunuz lan siz? Bozulmuş bu. Bunu biraz ellemek lazım. Bayanlar ve baylar, tiyatroya bilet alın sadece bu gece. Köpekler firarda. Samson biraz tembel ama çok meraklı bir sokak köpeğidir. Margot adında kocaman, pofuduk bir köpekle tanışır. Margot tiyatronun en önemli dansçısının köpeğidir. Bu ikili ve arkadaşları kaybolan tacı bulmak için bir maceraya girişir. Bunu telafi edeceğim. Onu takip et hadi. Sıkı tutun. Bu çok güzel. İşte Margot, bunlar benim arkadaşlarım. Hmm, tanıştığıma memnun oldum Matmazel. Tavşın şofarşı. Into the Mortal World. 28 takım yıldızı dünyayı yok edebilecek yıldızların gücünü içeriyor. Ne yazık ki takım yıldızlarından sorumlu olan Z, ölümlü dünya için açgözlüdür. Ve yıldızların kaçması felakete yol açar. Bir ayı mı? Yedan teflen murfikayı. Albanian Virgin. Film Arnavutluk'ta ailelerinin farklılıklarına rağmen birbirleriyle en yakın arkadaş olan Luana ve Agim'in hikayesini konu alıyor. Filmin yönetmeni Bujar Alimani. Bino. This is my husband Ben. Patrick Feld. This is my wife Kira. This is Agnes. And has some trouble. Sakın ses çıkarma. Korku türü filmin konusu şöyle. Bir krevinde bir hafta sonu geçirmek üzere davet edilen bir ailenin rüya gibi olması planlanan tatili psikolojik bir kabusa dönüşür. Anlat! Oğlum. Cin daveti. Mustafa Nebi Filik'in yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmin oyuncuları arasında Simge Olcay Şener, Musa Öztep ve Hakim Solmaz bulunuyor. İzliyorlar. Film karanlığı izleyen üç insanın farklı hikayelerini konu ediyor. Mehmet Polat, Burcu Almeman ve Gökçe Özyol gibi oyuncuların yer aldığı filmi İman Tahsin yönetti. Geri döndü.
Ve evet, bugünlükte ana haberin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum, ancak Habertürk'te kalmaya devam edin. Birazdan Gerçek Fikrine programında Eren Eğilmez değerli konuklarıyla karşınızda olacak. Mutlu akşamlar efendim, hoşçakalın.